Ben başlıyorum. Çok şiirsel olacak, o kadar vaktimiz yok zaten. Mottomuz, Zero Bullshit New Grad Program. Bu daha önce gördüğünüz hiçbir programa benzemiyor. Bu bizim de daha önce gördüğümüz hiçbir programa benzemiyor. Binlerce yeni mezun programı var. Sektördeki programları inceledik, hiçbirini beğenmedik ve dedik ki bunu kendi usulümüzde yapalım. Biz gençlerin dilini konuşmaya çalışmıyoruz. Zaten biz de genciz ve herkes bunun için çalıştığını söyler ama çalışanlarına gerekli alanı yaratmaz. Bir yeni mezun olarak böyle bir ortamda şirketin CTO'suyla, CEO'suyla 8 saat oturup kod yazabilirsin. Belli bir tecrübeye sahip olmadan da gerçekten bir etki yaratabilirsiniz. Sektör de buna çok müsait. Farklı bir firmada 23 yaşındaki bir insanı yetenek yönetimi uzmanı olarak göremezsiniz. Belki yeni mezun arkadaşlar için dışarıdan bir ayrıcalık gibi görünüyor olabilir ama aslında bu bizim şirket kültürümüz. Anladım. Gayet. Bu bir meydan okuma, Codeway'e gelmek. Codeway'e ben aslında bir iOS developer olarak gelmiştim. Bu şekilde devam etmekten çok korkuyordum ama Codeway'e gelmeden çok kısa bir sürede machine learning ve deep learning'le uğraşmaya başladım. Aslında öğrenmek her yerde çok önemli ama bu kadar yenilikçi ve geleceğe bakan, dünyaya bakan bir yerde öğrenmek her şeyden daha çok önemli. Ben burada kod yazmayı öğrendim ve ben işletme mezunuyum. Böyle kupkuru bir süngerdin ama o kadar doldun ki bir anda hani o sünger çekmeye hep böyle devam etsin şeklinde feedbackler aldım. Küçük bir şehirden Boğaziçi'ne geldiğimde bana kattığı vizyon ve dünya görüşünün çok daha fazlasını Boğaziçi'nden Codeway'e geliş yolculuğumda bana kattığını söyleyebilirim. Machine learning ve deep learning ile ilgili daha önce bir tecrübem olmamıştı aslında ama 3-4 aydır bu konu üzerinde çalışıyorum. Tek başıma bir Android projesini geliştirebileceğimi, yönetebileceğimi düşünmüyordum. Bu konuda kendime çok büyük bir güvenim yoktu. Daha önce ne bir product tecrübem ne bir mobil tecrübem yoktu. Ve beni büyük bir projenin başına tek başıma oturttular. Daha önce yapmadığım ve deneyimlemediğim bir game design yolculuğuna başladım. Codeway'e ilk geldiğimde product serüvenimin milyonlara ulaşan bir downloadla devam edeceğini de hiç tahmin etmemiştim. Aslında ilk başta çok zordu bunları yapmak ama şu an bebek işi gibi. Afilli bir cümle lazım gereken bir soru hiç gibi oldu. Dümdüz. Ne hissediyorsun? Ama hala masinesinde en iyisi benim. Codeway aslında kariyerimde yeni bir kapı açıp bana oyun dünyası için yeni bir kariyer yolculuğu başlattı ve bunun için Codeway'li olmak benim için çok değerli. Codeway yolculuğunda önce anahtar pozisyonlarımızı senior çok değerli arkadaşlarla kapattık. Kendimize aslında risk alabilme alanı yarattık. Kapılarımızı daha junior diyebileceğimiz yeni mezun son sınıf öğrenci arkadaşlara açtık. Onlarla çalışırken gördük ki biz müthiş bir uyum içinde çalışıyoruz. Ve biz sadece birbirimize güvenmeyi tercih ediyoruz. Sen potansiyelini geliştirmeye çalışırsan, sen kendine güvenirsen ve çok daha fazla sorumluluk almayı kabul ediyorsan zaten gerisi başarı oluyor. O kadar büyük sorumluluklar alabiliyorsunuz ki bu sizde bir imposter sendromu yaratabiliyor. Vay, ben neymişim? Ben bunları yapabiliyormuşum. Ben bu kadar değerli miyim'i sordurtuyor. Yani çünkü burada size sağlanan imkanlar, size duyulan güven bir fırsat ve aynı zamanda bir challenge sunup büyük bir program organize edersek çok daha güzel sonuçlar alabileceğimizi düşündük. Ve bu yeni mezun programını Early Impact'te organize ettik. Gereksiz hiçbir prosedür yok. Biz ilk gün itibariyle omuz omuza birlikte gerçek işler üzerinde çalışmaya başlıyoruz. Yeni mezunları veya senior arkadaşları, bütün ekip üyelerimizi alırken tek bir şeyi sorguluyoruz. Kim gelmesin? Sorumu mu? Kesinlikle, kesinlikle. Ya bizim için yeniliklere açık olmayanlar gelmesin. Tembel insanlar gelmesin. Sorumluluğu başkası versin. Ben işte 9'da gireyim, 6'da çıkayım. Yılda kaç gün izin kullandığımı birileri denetlesin diyorlarsa gelmesinler. Buraya meraklı olmayan bir insanın gelmesini hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü iyi bildiği şeyi tekrar etmek için değil, yeni şeyler öğrenmek isteyenler bence buraya gelmeli. Tekrarlı 15 tane yenilikler açık olmayan gelmesi etkileyici olmaz mı? Hata yapmaktan ve çalışmaktan korkmayan, öğrenmeye açık ve ilgili insanlar buraya gelmeli bence. Codeway'e gerçekten hata yapmaktan korkmadan, inisiyatif olarak kariyerlerine bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşabilmeleri için bir başarı hikayesinin önemli bir parçası olmak isteyenler gelsin. Bizim için takım arkadaşı takım arkadaşıdır. Bunu yeni mezun, şu kadar tecrübeli, bu kadar tecrübeli diye ayırmayız. Bu hali hazırda yeni mezun bütün arkadaşlarımızla içeride yaşadığımız deneyimin programlaştırılmış hali bizim için.